Kripto paralara bakalım arkadaşlar biraz da Doge ile başlayalım. Doge'deki e, sert düşüşten sonra tekrar yerini yükselişe bıraktı. Neden yükselişleri bıraktı? Elon Musk'ın attığı tweet'ten sonra tekrar e, Doge ile beraber çalışmaya e, başlayacaklarını söylediler arkadaşlar. Geliştirmeye yardımcı olacaklarını söylediler. O yüzden e, buradaki Doge coin'deki yükseliş devam ediyor. alır mı diyenler arkadaşlar buradan alınır mı? E, bence Doge coin alınır arkadaşlar. Neden alınır? Çünkü e, yükselişine bir şekilde kaldığı yerden devam edecektir Doge. E, 0.74 seviyesine kadar tekrar test edecektir. Zaten 1 doları e, görme politikası hala devam ediyor. O yüzden e, Dogecoin'e yatırım yapılabilir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, onun dışında biraz da e, listemize göz atalım. BTT'ye bakalım. BTT'nin TL versiyonuna bakıyoruz arkadaşlar. Şu an burada da desteğini almış zaten standart yani BTT'nin bir gidişi var burada. 0.07 seviyesinin üstünü görmekte zorlanıyor. O yüzden buralardan destek alıp tekrar yukarı çıkma potansiyeli yüksek arkadaşlar. CZ'ye bakalım. CZ'de arkadaşlar Burası da Arjantin'le alakalı bir jeton olayı vardı. Yeni bir jeton çıkartacak yani Arjantin'e destek olacaklardı. O yüzden burada da kısa bir yükseliş görülebilir. Şu an zaten tam desteğinden almış. Yukarı yönlü hareketine devam etme potansiyeli yüksek arkadaşlar. Onun dışında TVK'ya bakmıştık. Burada da yükseliş söz konusu zaten görüp görebileceği en dip noktalar buralar arkadaşlar. Yani buradan almak isteyenler yukarıda 0.68 seviyesinde tekrar kar satışı yapılabilir. Onun dışında başka neye bakalım? Holo'ya bakalım arkadaşlar. Holo da buradan güzel bir şekilde destek almış. Şu an eline nakit parası olanlar bu tarafı değerlendirebilir arkadaşlar. Buradan yukarıya alıp tekrar yukarılarda şu seviyelerde 0.016 seviyelerinde kar satışlarına geçebilirler. Güzel bir seviyeden destek almış. Arkadaşlar burası da da gerçekten inanılmaz bir yükseliş var. Burada da ee, 1.97 seviyesine kadar güzel bir şekilde yükselmiş. Buradan geriye çekilme e, potansiyeli gözüküyor arkadaşlar. Tekrar alım yapmak isteyenler e, bu seviyenin üzerinde kalıcı kapanışlarda tekrar alımlarını gerçekleştirebilirler. Dent'e bakalım. Dente de güzel bir şekilde aslında desteğini almış. Tam buradan e, düşüş trendi aslında hala devam ediyor. E, şu seviyenin üzerine kalıcı kapanışlarda e, yukarıya doğru devam edecektir arkadaşlar. Ee, bakalım Ripple'a. Ripple'da arkadaşlar yükselişine e, devam ediyor. Yani şuradan almış olduğu destekle aslında hala düşüş trendinde. Fakat bu seviyenin üstüne tekrar e, şu seviyeleri e, getirecektir arkadaşlar. Onun dışında BTC'ye bakalım. Burada da e, sert bir düşüş vardı aslında. E, dün 46 binlere kadar 45 binlere kadar e, test etmişti burada Elon Musk yüzünden arkadaşlar. E, tekrar yukarıya doğru çıkış yaptığını gözlemliyoruz. Bu seviyenin üzerinde tekrar 58 bin dolarlar e, şu seviyeler göreceğiz arkadaşlar. Onun dışında burası da e, çıkışına devam ediyor. S&S aynı şekilde burası da. Koko. E, yani şu an burası tam böyle çıkış trendinde e, sayılmaz arkadaşlar. E, bakalım. Şibe bakalım arkadaşlar. Bu da Şiba e, arkadaşlar. Yani e, bu Vitalik gerçekten e, yani ben Şiba e, almadım. Yani Şiba'da değilim ama. Gerçekten büyük bir karaktersizlik yaptığını düşünüyorum ben. Aynı zamanda yani bir şekilde parayı hayır kurumlarına vererek milletin gözünü boyayacağını düşünüyor ama zaten inanılmaz Ethereum yani düştü. Güzel bir şekilde düştü yani ama yani Vital'in yaptığı çok da iyi bir şey değil. Yakması gereken coinleri hem satışını verdi, yaptığı karlardan da tuttu. Farklı yerlere hayır kurumlarına bağışladı. Yani bu şekilde yani bunu arkadaşlar biliyorsunuz. Borsa da yapsa yani böyle bir şey borsa da yapsalar gerçekten arkadaşlar inanılmaz bir e, cezalarla karşılaşılır hatta e, tutuklanmaya kadar gider bu süreç fakat buralar denetimsiz olduğu için bu şekilde devam ediyor. Shiba e, alınır mı diyen arkadaşlar var arkadaşlar yani Shiba bu saatten sonra biraz da e, kumar gibi arkadaşlar yani orta vadede düşünüyorsanız alın yani al sat yapmak isteyenler bulaşmasın zaten Shiba'ya şu an fakat orta vadede düşünüyorsanız alınır arkadaşlar yani buradan biraz daha geri çekilme potansiyeli hala yüksek şibanın. Ee, geri çekildikten sonra tekrar yukarı tekrar çıkacaktır. Fakat dediğim gibi orta vade için düşünüyorsanız alın. Onun dışında başka nelere bakalım. RVN vardı arkadaşlar. RVN de zaten tam desteğinde güzel bir şekilde yukarı çıkmaya devam edecektir buradan sonra. Üfete bakalım arkadaşlar. Burası da düşme trendindeydi. Sonra tekrar yükseldi. Tekrar düşme trendine girdi. Buradan eğer biraz daha orta vade düşünüyorsanız buradan alıp tekrar yukarılarda yani güzel karlar getirecektir arkadaşlar. Şu an ortalama 1.44, 1.46 seviyesinde işlem yapıyor şuradan. Yani buralardan alıp tekrar 3'e kadar gitme potansiyeli yüksek. Yani paranız neredeyse burada 2'ye katlıyorsunuz. O yüzden alınabilir. Biraz da buradan devam edelim arkadaşlar. Şimdi e, bunları zaten daha önce vermiştik. Yine güzel bir şekilde alttan desteğini almış buradan e, Yukarıya çıkma potansiyeli yüksek arkadaşlar. Fakat düşüş trendinde olduğunu e, unutmamak e, gerekiyor. E, buradan aşağısı düşüş trendi arkadaşlar. Fakat şurada e, ilk direncine kadar doğru seyredebilir. Onun dışında, e, başka başka. Burası da güzel bir şekilde aslında yukarıya gidişatını devam ettirecektir bu çizgiler. Evet IDX de bu şekilde güzel bir şekilde buradan desteğini alma potansiyeli yüksek. İBAR vardı arkadaşlar evet Ibar zaten bakın yük, yukarıya doğru güzel bir şekilde sıçrama yapmış. Buradan geriye doğru çekilecektir muhakkak. Burada şu an almak çok da önemli değil arkadaşlar çünkü çok yükseldi. EPS'ye bakalım arkadaşlar de aslında güzel karlar güzel e, paralar getirebilir fakat çok dar bir bantta da, e, ilerliyor yani hacim şeyler çok düşük e, barların boyları çok düşük olduğu için e, fakat yine de e, güzel yani karları falan güzel yani 1.70 şuradan şu seviye bile e, 3 dolara kadar çıkabiliyor. Güzel bir noktanın alım oluşturulabilir. Lent de tekrar desteğini almış, yukarıya yönlü 0.37 seviyesine doğru gitme potansiyeli yüksek arkadaşlar. Onun dışında bakalım şöyle. Burası da güzel arkadaşlar, aslında kos tam desteğinden yukarıya doğru gidecektir burada da. Bakın, bu da güzel. C'ler arkadaşlar, bu da güzel. Buradan tekrar yukarıya 0.07 seviyelerine kadar gidebilir. O yüzden yine alt seviyelerden bir coin daha. Audio da güzel. Bu da güzel noktalara gelecektir. Devam edelim. Lina'ya bakmıştık arkadaşlar. Lina da güzeldi. Evet yukarıya doğru buradan alınabilir demiştik. Güzel seviyelerde olduğunu söylemiştik Lina'nın da. da fena değil. Arkadaşlar liste uzun yine bakarız. cumartesi pazar da zaten bu şekilde kripto para analizleri atmaya çalışacağım. Yine buradan bakarız. Herkese iyi trade'ler diyorum. Görüşürüz.